Merhaba sevgili öğrenciler. Konu akışımıza komünitede türler arasındaki simbiyotik ilişkilerle devam ediyoruz. Simbiyotik ilişki nedir? Simbiyotik ilişki bir komünitedeki farklı türden iki canlı arasındaki oluşturulan yaşama birlikteliği. Buna simbiyotik ilişki adını veriyoruz ve bu ilişkide karşılıklı fayda, zarar veya etkilenmeme durumuna göre ortaya çıkan farklı ilişki türleri, farklı etkileşim biçimleri var. Şimdi sırayla onları göreceğiz. İlk olarak amensalizmle başlıyoruz. Amensalizmde türlerden biri hiç etkilenmezken diğer türler bu ilişkiden olumsuz etkilenmekte. Buna örnek olarak arkadaşlar ceviz ağacının yaprak ve meyvelerinden üretilip yağmurlarla toprağa karışan bir maddenin toprakta cevizin altında yaşayan diğer bitki türlerini olumsuz etkilemesi fakat ceviz ağacına herhangi bir fayda veya zararının olmaması durumunu örnek olarak verebiliriz. İkinci etkileşim biçimimiz komensalizm. Tek taraflı fayda olarak da ifade edilir. Türlerden biri bu ilişkide fayda veya zarar sağlamazken bir tür fayda sağlamaktadır. Buna da en çok verilen örnek köpek balıklarıyla köpek balıklarının çenelerinin altında dolaşan vantuzlu remora balıkları olarak adlandırdığımız balıklar. Bu balıklar köpek balıkları avlanırken oluşan besin kırıntılarıyla hem beslenirler hem de köpek balığının iri cüssesini kendilerine kalkan olarak da kullanırlar ve onların yanına kimse yanaşamaz. Mutualizm dediğimiz birliktelik, mutlu beraberlik ilişkide her iki taraf da fayda sağlıyor. İlişkideki fayda durumu sıkı mutualizm ve gevşek mutualizm olmak üzere ikiye ayrılır. Gevşek mutualist birlikteliklerde zorunlu bir ilişki içinde bulunmadıklarından birbirinden ayrılsalar bile yaşamlarına ayrı ayrı devam edebiliyorlar. Örnek timsahla timsahın ağzındaki beslendikten sonra timsah beslendikten sonra timsahın ağzındaki kırıntılarla beslenen kürdan kuşlarını verebiliriz. Timsahlar yemek yedikten sonra ağızlarını açarlar. Bu kürdan kuşları da gelip timsahın ağzının içine girip onun dişlerinin dibinde kalan kırıntılarla beslenir. Bu hem timsaha fayda sağlar hem de kuşa. Fakat bir süre sonra kuş uçup gider, timsahtan ayrılır. Ayrı şekilde de yaşamına devam eder. Sıkı mutualist ilişkilerde ise birliktelik ayrıldığında bu ayrılık arkadaşlar türlere zarar vermeye başlayabilir. Buna sıkı mutualist ilişki diyoruz. Örnek olarak termitler ve onların sindirim sisteminde yaşayan selüloz ayrıştırıcı bakteriler arasındaki ilişki gibi diyebiliriz arkadaşlar. Parazitlik ya da parazitizm türlerden biri fayda sağlarken bu ilişkide parazit dediğimiz tür. Diğeri ise arkadaşlar bu ilişkide zarar gören taraftır ve konak olarak adlandırılır. Parazitizmde fayda sağlayan tarafa parazit, zarar gören tarafa ise konak adı verilir. Parazitler genellikle konağa göre daha küçük vücut yapısına sahiptir ve parazitleri biz genel olarak 3 grupta inceliyoruz. 1. Tek hücreli parazit olan canlılar var, organizmalar var. Mesela patojen bakteriler, bazı protistalar, örnek Trypanosoma gambiens gibi ya da Entomoeba histolytica gibi bazı mantar türleri ve virüsler bunlar tek hücreli parazitlere örnektir. Bitkisel parazitler var arkadaşlar. Parazit olarak yaşamını sürdüren bitkiler var. Geçmiş yıllarda soru olarak çıktı. Yine soru olarak karşınıza gelebilir. Arkadaşlar bunların özelliği gerçek kökleri yok. MH adı verilen kök benzeri uzantıları var ve MH'lerini üzerinde yaşadıkları bitkinin odun ve soymuk borularına uzatabiliyorlar ve onlardan su ve mineral ve besin alma durumlarına göre yarı parazit olanlar ve tam parazit olanlar diye bunları gruplandırıyoruz. Arkadaşlar yarı parazit bitkiler üzerinde yaşadıkları bitkinin odun borularına sadece MH'lerini gönderiyorlar ve o bitkinin odun borularından ihtiyaç duydukları su ve mineralleri hazır alıyorlar. Dolayısıyla karşı taraftaki organizmanın
suyunun belli bir kısmını kullandıkları için ona zarar veriyorlar. Aynı yarı parazit olan bitki ise organik besin ihtiyacını fotosentez yaparak kendisi karşılıyor. Buna en bilinen örnek ökse otu. Özellikle elma ağaçlarının gövdesine tutunarak yaşamını sürdüren yarı parazit bir bitkidir, ökse otu. Unutmayalım, yarı parazitler fotosentez yapabiliyorlar ama inorganik besinleri topraktan değil, yani su ve mineralleri topraktan değil, üzerinde yaşadıkları bitkinin odun borularından çekerek alıyorlar. Dolayısıyla karşı tarafa bu anlamda zarar verdikleri için yarı parazit bitkiler olarak adlandırılırlar. B, tam parazit olan bitkiler, adı üstünde arkadaşlar, tam parazit hiçbir şey yapmayacak. Ne yapacak? Emeçlerini hem odun borularına gönderecek hem de soymuk borularına. Odun borularından ne çekecek? Su ve mineral. Soymuk borularından ne çekecek? Organik besini. Tamam, organik besine ihtiyacı yok, hazır aldı. O zaman bu grup fotosentez yapar mı sorusuna ne cevap vereceğiz arkadaşlar? Hayır, tam parazit bitkiler fotosentez yapmazlar. Bu gruba örnek olarak canavar otu, küsküt otu, cins açı denilen bitkileri verebiliriz arkadaşlar. Onlar da tam parazit bitkilere örnektir. Hayvansal parazitler var. Yani parazit olan hayvanlar var arkadaşlar. Bazı hayvanlar yaşamlarını parazit olarak sürdürürler. Bunları da kendi içerisinde iç parazit ve dış parazit diye iki gruba ayıracağız. İç parazitler arkadaşlar, bunların sindirim enzimleri iyi gelişmemiştir. Sindirim sistemleri iyi gelişmemiş. O yüzden de üzerinde yaşadıkları canlının monomerlerinin bulunduğu ortamda yaşar. Peki nerede monomer çoktur? Düşünün. Sindirim kanalının içinde monomer çoktur. İç organlarımızın hücrelerinde monomer çoktur. Kanımızda monomer çoktur ve doku aralarında monomer çoktur. Dolayısıyla iç parazit olan hayvanlara nerelerde rastlanır sorusunun cevabı buralarda. Neden buralarda yaşamayı tercih ediyorlar? Çünkü organik monomer ihtiyaçları fazla ve buralarda organik monomerler bol miktarda bulunuyor. Üreme sistemleri ve tutunma organları iyi gelişmiştir. Mesela bağırsak kurtları, bağırsak solucanları. İnsanın ince bağırsağında yaşarlar bunlar arkadaşlar ve kalın bağırsağında, ince bağırsağında ve buralara tutunarak burada hem besin ihtiyaçlarını karşılarlar hem de hızla çoğalırlar. Hareket ve duyu organları, sinir sistemleri ve sindirim enzimleri ise iyi gelişmemiştir. Çok hızlı ama çoğalabilirler. İç parazitlere örnek olarak tenya, planaria, bağırsak solucanı, kıl kurdu, karaciğer kelebeği bunlar verilebilir. İç parazitler konak olarak kullandıkları insan vücudunda besinlere ortak olmanın yanı sıra bizde birçok hastalığa ve ölüme de sebep olabilirler diyoruz arkadaşlar. Dış parazit olan hayvanlar var. Bit, pire, kene gibi hayvanlar. Bunlar dış parazitlerdir. Konağın üzerine tutunup kan emerek beslenirler ve sindirim sistemleri gelişmiştir. Ayrıca hareket yetenekleri oldukça iyidir. Aktif olarak da hızlı bir şekilde yer değiştirebilirler. Bit, pire, çene gibi canlılar da arkadaşlar dış parazit hayvanlara örnek olarak verilebilir. Sırada arkadaşlar hominidlerdeki süksesyon, yani ardılık veya sıralı değişim olarak adlandırdığımız kavram. Arkadaşlar, ekosistemlerde koşullar sabit değil, değişkendir. O yüzden de bu değişkenlikler komüniteler içerisindeki baskın olan türlerin zaman zaman değişebilmesine imkan sunmaktadır. Bu durum süksesyon, yani ardılık ya da sıralı değişim olarak adlandırılır. Bozulmalar sonucunda komünitelerde kararsız bir hal oluşmasına bağlı olarak zaman içerisinde türlerin aşamalı olarak
birbirlerinin yerini almaları, baskın türün yerini başka bir türün alması süksesyon ya da sıralı değişim olarak adlandırılır. Değişim sonrası komünitedeki tür çeşitliliği, yoğunluğu ve baskın tür değişebilir. İki tip süksesyondan bahsedeceğiz. Birincil süksesyon ve ikincil süksesyon. Arkadaşlar, günümüzde doğal koşullarda daha yaygın olan süksesyon hangisidir sorusunun cevabı ikincil süksesyondur. Birincil süksesyon çok yaygın gözlenen bir durum değil. Nedenini şimdi açıklamadan anlayabilirsiniz. Birincil süksesyon henüz canlıların bulunmadığı alanlarda, mesela volkanik adalarda ya da buzul taşlarda toprak oluşumu ve canlılığın çeşitlenme sürecini ifade eder. Birinci süksesyonda sıralama evreler sırasıyla arkadaşlar liken evresi, baskın türün likenler olduğu dönem. Bu dönemde arkadaşlar toprak oluşmaya ve toprak zenginleşmeye başlıyor. İkinci evremiz yosun evresi. Likenler var ama artık sayısal olarak yosunlar daha fazla. Bu evrede topraktaki su dengelenir. Üçüncü evremiz ot evresi. Tek yıllık otsu bitkilerin daha fazla olduğu, daha hakim olduğu dönem. Bu dönemde aynı zamanda küçük omurgasız hayvanlar da çeşitlenmeye başlıyor. Dördüncü dönem çalıfunda evresi. Kısa bodur ağaçların daha baskın olduğu dönem. Bu dönemde küçük omurgasızların yanı sıra büyük omurgasızlar ve küçük omurgalı hayvanların çeşitlendiğini görüyoruz. Ve ağaç orman evresi de çok yıllık otsu, çok yıllık odunsu bitkilerin hakim olduğu dönem ağaç orman evresi şeklinde bir değişim birinci süksesyonda gözlenir. Ağaç orman evresinde artık küçük omurgalı, büyük omurgalı, küçük omurgasız, büyük omurgasız hepsi çeşitlenmiş durumdadır. Eğer arkadaşlar süksesyon sonrası oluşan koşullarda bir kararlılık durumu söz konusu olursa o zaman komünitelerde kararlılık gösteriyor. Kararlı komünitelerin oluştuğu bu duruma klimaks adını veriyoruz. Klimaks. Gelelim ikincil süksesyona. Günümüzde daha yaygın olan süksesyon türü ikincil süksesyon. Neden daha yaygın? Çünkü mevcut komünite yapılarının doğal faaliyetlere bağlı olarak, mesela nedir bunlar? Deprem gibi, sel gibi, tsunami gibi, kuraklık gibi etkenlerle ya da buzul hareketleri gibi etkenlerle ya da insanlar tarafından tarım arazisi açma ya da aşırı otlatma gibi nedenlerle bozulması sonrası bir ekosistemin toprağın sağlam kaldığı alanlarda canlıların yeniden çeşitlenme sürecini açıklayan değişime de ikincil süksesyon adını veriyoruz. Nitekim her yıl ülkemizde maalesef ki yaz aylarında özellikle ciğerlerimiz yanıyor. Ülkemizin birçok bölgesinde orman yangınları çıkıyor ve bu orman yangınlarından sonra eğer arkadaşlar o yanan ormanlar kendi hallerine bırakılırsa, inşaat alanı olarak kullanılmazsa, insana açılmazsa bir süre sonra o toprak kendini yenileyecektir. Zaman içerisinde de arkadaşlar o bölgede yavaş yavaş otlanma, arkasından çalıfunda dediğimiz ağaçlar, arkasından da daha büyük ağaçların oluştuğunu gözlemleyebiliriz. Fakat tabii bu çok uzun bir süreç gençler. Yüzyıldan fazla bir zaman alır. Yanan bir ormanın kendi haline kalsa bile kendini toplaması süreci. O yüzden ormanlarımıza, ciğerlerimize sahip çıkmalıyız gençler. Arkadaşlar bir sorumuz var. Beraber değerlendirelim. Aşağıdaki iki canlı türünün arasındaki etkileşim durumlarının hangisinde her iki tür de olumsuz etkilenir demiş. Tablodaki bilgileri kullanalım. Rekabet eksi eksi. Hemen her iki turda olumsuz dediği için cevabımızı bulduk. Ama avlanmaya bakalım. Artı eksiydi. Parazitizm de yine artı eksi. Amensalizm de sıfır eksi. Komensalizm de ise artı
sıfır şeklinde bir etkileşim durumu var. Her iki tarafın da olumsuz etkilendiği A seçeneği rekabet olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Evet, komünite ekolojisi konumuzu burada tamamladık. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar popülasyon ekolojisiyle devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın.